Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Aydı Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açılar konusundaki test 4'ün yani son testin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 16 ve 17'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda başlangıç noktaları aynı olan 7 ışın ve bu ışınları kesen bir doğru verilmiştir. Şöyle bir doğru verilmiş. Işınların A noktası oluşturduğu açılar eşit olduğuna göre diyor. Bizden X açısı isteniyor. Şimdi arkadaşım 58 verilmiş. Ters açıdan burası da 58 mi? Evet. 38 verilmiş. Burası da 38 mi? Aynen. 58 ve 38'e bakacak olursak hocam şu büyük üçgen göz önünde bulunuyor. O zaman buraya bir ağaç, 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 ağaç diyecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 a artı 58 artı 38 topladığım zaman kaç yapıyor? 96 yapıyor. Eşittir 180 yapacak. Normalde öbür tarafa atalım. Atalım. 6A buradan neye eşit oluyor o zaman? 180'den 96 çıkınca 84 yapıyor. 6'ya bölersem kaç yapıyor? 14 yapıyor galiba. Evet. A'yı böylelikle 14 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. Hocam X burada aslında ters açıdan dolayı burası da X değil mi? Evet. Yani o zaman şu üçgene yoğunlaşacağız. E hocam A'yı 14 bulmuştuk. 14, 14 28. Çünkü iki, iki tane A var burada. 28'i böyle yazdık. Düzgün bir şekilde yazabilseydik keşke. Dur bakalım. Şöyle geri alayım. Heh. Neyse. Tamam. Burası 28. Sonra x var ve 38 var. Yani x 28 ve 38'in toplamı da 180 yapmalı. İkisinin toplamı 66. E o zaman 180'den de 66 çıkınca 114 mi kalıyor? Evet cevap böylelikle C an çıktı birinci soruda. Geldik 2'ye. Aa hocam x kenarlık var. Hemen buradan bir x kenar üçgen oluşturayım. Yok öyle kafana göre yok. Değil mi? Ya bir x kenar oluşturmalı bir ek çizim sadece dik tabanı keş parçaya bölerse ya da tepe açısı 60 derece yapıyorduk. Bak şöyle baktığın zaman bu 60 derece böyle de bir x kenar var. O zaman böyle bir x kenar oluşturabilirsin. Çünkü bu oluşturduğun x kenar eş kenar oluyor. Özel bir durum oluyor. Yani bir şey çizdiğinde özel bir durum oluşması lazım. Sadece x kenar oluşması özel bir durum değil. O sadece x kenarı ne zaman oluşturacağız? Dikme tabanı iki eş parçaya böldüğü zaman ikizlik kendiliğinden geliyor. Burada ikizlik varken x kenarlık oluşturmak olmaz. Burada ama oluşturduğunuz zaman 180'den 60 çıkart 2'ye böl 60 60 oldu hocam bu eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmasın. Şu eşitliği de gösterelim. Y, o zaman tamamı yüzdü. Buraya 40 kaldı ve şu üçgende bak şimdi burada da ikizkenar çıktı. Tepe açısı 40, 180'den 40 çıkart 2'ye böl. 70 70 yapar taban açıları ve bizden de x deniyor. Cevap 70 oldu. Yani ikinci soru akçay oldu. Geldik üçe. Şekildeki ABC üçgeni B köşesi etrafında okla gösterilen yönde alfa derece dönüyor. Kalem döndüğünde yine aynı kalem hep aynı espri değil mi? E o zaman sen bunu döndürdün. Aynı yani açıları birbirine eşit olacak. Kenarları birbirine eşit olacak. Bu döndüğünde C köşesi buraya geldi. Yani 42 ise o zaman burası 42. Bu 70 buraya gelecek. Yani burası 70. Kaç derece dönmüş bilmiyoruz. Ama burada 80 verilmiş hocam. Şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı. 42 ile neyi toplarsan 80 yapar. 38'e. burası 38 yaptı. O zaman bizim eleman bak bu buradayken nereye döndü? Hop şöyle döndü. A bu 38 derece dönmüş oldu o zaman. Tamam. 38 derece döndüyse o zaman şuradaki eleman da 38 derece dönecek. Bizden ne isteniyor? Dönme yapıldığında alfa derece döndü dönme yapıldığında diyor zaten. Bize dönme açısı soruluyormuş. Hocam 38'i bulduk ya burada. E, o zaman olay bitti. 38 derece direkt dönme açısı 38 yani cevap ne yaptı arkadaşlar? Ceyhan yapmış oldu. Burada verilen bilgi yoğunlaşarak 80'e yoğunlaşarak 2 iç açı 1 dış açıdan 38'i bulduk. Dönme açısında zaten burası yapıyor. Cevap Ceyhan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda ABC üçgen şeklindeki bir karton parçası verilmiş. Böyle katlanmış. Arkadaş katlandığında eski haline geri açıyorduk. Eski açık halinde var. Herhangi bir sıkıntı yok. 72 ve 84 derece var. Bir de katlandığında DA üstü ile EC birbirine paralel oluyormuş. Yani şununla şu birbirine paralel. Demek ki ben bu paralelliği kullanacağım. E hocam şu katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. Hocam şu katlamada da üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Kenarla ilgili bir şey verilmediği için kenarların eşitliğini yazmıyorum. E peki benden ne isteniyor? Şimdi ne verilmiş? Bu da verilmiş bana. Paralellik verilmiş. Şu paralelliği kullanacağım. Bu paralelliği nasıl kullanırım? Verilen bilgiyi kullanmak çok önemli. Bak açılarda Z kuralı yok mu burada? Var. E o zaman burası Z kuralından A ise burası da ne olacaktır? A olacaktır. Tamam. Bir de yukarıda açıyı da yazalım isterseniz. 72 84 daha 156. Buraya ne kaldı o zaman? 24 kaldı. Arkadaş şunla şu birbirine paralel. He şu paralelliği Z'den kullanacağıma ben 24'ü buldum ya. Bak bununla bu paralel ya. Bak bunu komple paralel. Bununla bu paralel. E o zaman hocam bak 24'ü bulduk. Yöndeş açı var. Burası da 24 yaptı. E burası 24 yaptıysa artık 180'den 24 çıkartıp 2'ye böleceğim. Çünkü buraya ne kalıyor? 156. 156'yı 2'ye böldüğüm zaman kaç yapıyor? 78, 78 yapıyor buraları. E sonra hocam çizgi açısını da bulurum böyle. E çizgi açısını nasıl bulacağız? Çizgi açısı da şuradan dolayı geliyor. Hocam 78, 24 daha 90 değil 106 mı yapıyor? Evet. 100 pardon 12 102 yapıyor. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 102'nin 78 yapıyor burası da. E o zaman burası da 78 ise burası da 78. Burası da hatta kaç yapıyor? 24 derece mi yapıyor arkadaşım? Evet. E bizden ne isteniyor? A, E, C. A üstü E, C. A üstü E, C. Kaç derece? 24 derece. Artı A, D, E açısı. Yani 78 isteniyor. Topladığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşım? 8, 4 daha 12, 9, 102 mi çıkıyor? Evet. Cevap böylelikle Cehan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda önden görünüşü x kenar üçgen olan dik koni şeklindeki 4 adet eş duma gösterilmiş. Arkadaşlar önden baktığın zaman x kenar üçgen şeklinde görürsün zaten koniyi. Önden bakıldığında çünkü konide bunlar bunlar birbirleşti ya. Şu kesitinden bahsediliyor. Yani şuradaki eğik yüzeyi görmüyoruz. Kesiti böyle önden baktığında x kenar üçgen olarak görüyorsun. Ya da şöyle baktığında x kenar üçgen kesitini x kenar üçgen gibi düşün tamam mı? Evet 4 eş duba göstermiştir. Yan yana olan dubaların ortak noktaları D doğrusu üzerindedir. Tamam bu D doğrusu üzerindeymiş ortak noktaları. Eyvallah tamam. Dubalardan birinin tepe açısı 48 derece. Hocam burası 48. E bir tanesi 48 derecesi. İkiz kenardan dolayı 180'den 48 çıkartıp 2'ye böl. 132. 66 66 yapıyor. O zaman 132'yi 2'ye böldüğümde evet. Her bir açı 66 66 yapıyor. Ve bu arada buradaki eşitlerin hepsini şöyle bir gösterelim isterseniz. Tamam gösterdik böyle. E, sonra ne olacak? Bizden x. x'e ait bir üçgen var mı diye bakacağız arkadaşlar. Var. Şurada kaç kaç derece? Bak şimdi yoğunlaşalım. X'e yoğunlaşalım. X'e yoğunlaşırken şu üçgene bakacağımız aşikar. Değil mi? Şu üçgene bakacağımız aşikar. Bu üçgende hocam şurada açı yok. Hiçbir şeyde bir şey bulamıyorum. Ama bak şuradaki açıyı bulabilirim ben. Hocam şu açı 66-66 değil mi? Evet 66-66. E 66-48. Buraya da kaç kaldı o zaman? 66 kaldı. 180'e tamamlayan açısı. Çünkü 48, 66, 66, 180 ya. 48, 66 ise buraya da 66 kaldı. Kısaca bu şekilde yapabilirsin. E hocam burada x kenar çıktı. Bak y'yi bulabilirim ben böylelikle. Hocam 180'den 66 çıkarsak. 114. 114'ü 2'ye bölsek. Kaç geliyor o zaman arkadaşım? 57 geliyor. E o zaman y'yi 57 bulduk. Şimdi başka bir şey var mı? AK ile KC de birbirine eşit verilmiş. Bak soruda sıkıntı yaşadım. Soruda sıkıntı yaşadıysam o zaman soruyu okuyorum. Çünkü bu x'e ait bir şey bulamıyorum. Ama AK ile KC de birbirine eşit verilmiş. Hocam şunlar da birbirine eşit verilmiş. E o zaman olay bitti. Bak sen büyük ihtimalle burada şunu okumadığın için buraya geldim ve bunu izliyorsun. E hocam taban açılar 66 66 idi. Bak şurası 66 66 ya. Şimdi şu ikiz kenarlıkta A bu açı 66 ise bu açı da 66 yapar. E 66 66 burası da 48'di. Hocam x artı 48 de neye eşit? 66'ya eşit. E o zaman buradan x'i kaç buluruz? 18 derece olarak buluruz. Evet y'yi kaç bulduk? 57 bulduk. Y eksi x isteniyor bizden. 57 eksi x yani 18 isteniyor. O zaman 57'den 18 çıkarttığınca cevap kaç yapıyor arkadaşım? 39 yapıyor. Cevap C han oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Şekilde verilen pencerenin ayarlanabilir üst kapağı bir miktar açıldığında A B'ye geliyormuş. Sonra bir daha açtığında B C'ye geliyormuş. Mükemmel bir soru. Hatta bu sorunun benzerini ben Instagram'da Hatta YouTube'da da yayınlamış olmam lazım. Ne? Dayanamam diye bir video vardı. İki iç açı görünce dayanamam, dayanamam şarkısıyla yapmıştım ben bunun çözüm. Bunu ve buna benzer bir soruyor. Orada eski neslini sordum. Bak burada da yeni nesli gelmiş. Şimdi her zaman şunu örnek veriyorum. Bak burada kalem döndürdüğüm zaman yine aynı kalem değil mi? Bak pencere kapat. Pencerenin kapalı hali bu. Sen pencereyi kapattığın zaman açtığın zaman hop buraya geldi. Aa ne oldu? Bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Hatta pencereyi bir tık daha açtılar. Ne oldu? Şu uzunluk da eşit. Yani burada ne çıktı? İkiz kenarlıklar çıktı. Hatta şurası da eşit. O zaman ikiz kenar üçgenlerden yapabiliriz. Bu arada çemberden dolayı ben direkt çözümün 14 olduğunu fark ettim ama daha çemberi görmediğiniz için oradan anlatamıyorum tabii ki. Çok da kolay bir şekilde çıkıyor çemberden de. Ne yapalım? İkiz kenarlıkları kullanalım. İkiz kenar üçgende şu taban açılarına değerler verelim. Şuraya y, y diyelim. Şu ikiz kenarda. Hocam bu ikiz kenarda da o zaman taban açılarına değerler vermiş olduk. Yani taban açısı burada alfa artı y ise bu açıda ne olacaktır? Alfa artı y olacaktır. Aa hocam iki tane açı yan yana dayanamam. Yani ikisinin toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Buradaki açı ne oldu? Alfa ile alfa artı y'nin toplamı oldu. Yani burası şöyle göstereyim. 2 alfa artı y oldu. E sonra burada y burada var. 28'i kullanmadık. Aa hocam buradaki üçgende de ne var? İki açı yan yana. İkisinin toplamı bir dış açı değil mi? Dayanamam yani. Y ile 28'in toplamı bu açıya eşit olacak. Y artı 28 eşittir. İşte bu açı yani 2 alfa artı Y'ye eşittir. E buradan Y'ler naray oldu. 2 alfa eşittir 28 ise alfayı da böyle 14 olarak buluruz. Bizden de alfa yani X diye yazılmış ama aslında alfa isteniyor bizden. Cevap ne çıktı o zaman? 14 çıktı. Güzel bir soru. Bak o sorunun yeni nesle çevrilmiş hali. Güzel hoş bir soru. 6. soru Denizli. Geldik 7'ye. Evet bir katlama yapılmış arkadaşlar böyle. Tamam. Yani şu katlama şöyle yapılmış ya böyle. Bu açılmış halde zaten verilmiş. Eyvallah. Bizden ne isteniyor şimdi? Bizden x derece isteniyor. Arkadaşlar öncelikli olarak şu 90 derece. 90'dan çizilen kenar ortaya eşit eşitken muhteşem şuradan burası eşit mi eşit? Yani şu eşitliği koyalım. Burası da eşit burası da eşit. Şimdi sen bunu böyle katladın. Bu üçgen buraya geldi. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam şu kenar buraya mı geliyor? Evet. Yani şuraya da bir çift çizgi koyalım şöyle. Tamam. Hatta bu kenarda şuraya gelecek o zaman. Ama ekstra bu kenarların eşitliği sanki bir işimize yaramayacak. E ne çıktı burada? Hocam bak güzel bir şey çıktı. Öncelikli olarak şurada üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şu açıyla da şu açı eşit olacak. A 36 ise 180'e tamamlayanı 144 2'ye böl. 72 72 çıktı buraları. E sonra burası 72 x kenar var ya 180'den 72 çıkarttı 108. 2'ye böl 54 54 yaptı burası. E hocam bunun tamamı 90 dereceydi. Buraya 36 derece kaldı. E sonra bizden x deniyor. Bak bir de mavi üçgene bak. Mavi üçgen x kenar tepe açısı kaç derece? 72. Taban açıları da 54 54 yapar. Ya da şu katlanmış hali burası değil mi? Evet. Şu katlanmış hali burası olduğu için bu 54 ise burası da 54. Bu 54 ise üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. Yani x artı 6 pardon 36 eşittir 54 yapmalı. E buradan da x'i kaç buluruz o zaman? 54 36 çıkartırsak kaç kalıyor? 18 kalıyor. Cevap balık esir çıktı arkadaşlar 7. soruda. Geldik 8'e. Ne var burada? DE uzunluğu isteniyor. Eyvah uzunluk isteniyor. Hocam açındayız. niye uzunluk? Çünkü ben kolay anlatımına birebir olacak dedim ya bu. Eee üçgende açıdan sonra ek çizim anlattım ya açıyla ek çizimleri birleştirdiğim için böyle bak burada şey yapıyorum. Yani büyük ihtimal ek çizimle alakalı bir şey. Zaten soruda bak bunlar eşit verilmiş. Sonra burada da açı ortay var. E açı ortay a yükseklik. Zaten yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk. Hocam hem yükseklik hem de açı ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin o zaman. Hocam yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacaktı. Hemen şöyle x kenara tamamladım şunu. Evet x kenar oldu şöyle burası. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Of parçaya bak. Şunlar da birbirine eşit oldu. E sonra ne yapacağım? Sonra ac'yi kaç vermişti? 8. Hocam burası 8 ise bak şurası 8 ise burası da 8 oldu. Benden istenilen de. Şimdi de'ye yoğunlaşalım. Hocam şu eşitliği verdi. Ben daha bunu kullanmadım. Bak şunlar eşit. Aa bunlar da eşit. Aa ne çıktı burada? Eşit eşit. Orta taban. E, toplamda burası 18 ise orta tabandan dolayı burası kaç yapar 9 yapar ve bizden de 9 isteniyor siten, 9 pardon yani cevap Edremit yaptı ve geldik açının son sorusuna kara soru yapabildim mi yapama diye zaten buraya koydum ama çözümünde de bir şeyler öğren diye koydum ve bazı sorular da çok çok kısa bir yolla çıkıyor ama bu sanki kısa yolla çıkmıyordu arkadaşlar yani bu tür soruları da çözümünde öğren çünkü ÖSYM bazen sürpriz yapabiliyor. Bunu daha önce sana açıklamıştım. Şimdi bana verilen bilgileri bu şekilde kullanayım. Hocam böyle bir şey verilmiş. Eşitleri şu an kullanamıyorum. Şurada bir DAC açısına alfa yazarsam. DAC açısına şöyle bir alfa yazdım. İkiz kenardan dolayı burası da alfa oldu. Şu ikiz kenardan maalesef açı yazamıyorum. E burası alfa ise ABD açısında 90 eksi 2 alfa mı oldu? Evet. ABD. Hocam şurası 90 2 alfa oldu. Şimdi ben bunu kullanayım. Hocam 90 2 alfa bak şu üçgende 90 2 alfa dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olmayacak mıydı? Yani bu açı 90 2 alfaysa buradaki açı da 90'a tamamlayanıdır. 90 2 alfanın 90'a tamamlayanı 2 alfadır. A hocam alfa ise o zaman burası da alfa oldu. Tamam. Geometride bulduğum bilgiyi de kullan diyoruz. Şu an açı kullanabiliyor muyum? Cık, maalesef. Burada açı kullanamıyorum. Şu x kenarlığı kullandım. Şurayı kullanamadım. Hocam şunlara bir xx mi desem? XX bir desem. XX dersem soru gelecek mi? 2 iç açı bir dış Alfa artı X. vallahi gelmiyor arkadaşlar. Yok yok yok. Alfa cinsinden belki yazabiliriz buraya. Hatta burası da 2 alfa işte e, 90 eksi 90 eksi 2 alfa kalıyor galiba buraya. Sadece o cinsinden yazabiliriz. Devamı gelmiyor maalesef arkadaşlar. Yani benim burada soruyu çözebilmem için bak şu ikiz kenarlığı kullandım ya şu ikiz kenarlığı da kullanmam lazım. Şu an kullanamıyorum. E hocam sadece x kenarla odaklanırsam kullanamıyorum. Açı ortaylık cık, yok onu da kullanamadım. O zaman şu 90'ı da kullanayım. 90'ı kullanamıyorsan eğer bazı sorularda sırtını da kullanmayı bil. Sırtı 90 derece. Yani diğer açılar için de geçerli. Mesela 80 olsaydı 80'i kullanamıyorsan eğer 80'in 180'e tamamlayanı da bazen kullandırabilirler sorularda. O yüzden buna dikkat edin. E şimdi ne yapacağız arkadaşım burada? Bu 90 var. Ben şuraya yoğunlaşmıştım. Şu eşitliği kullanamıyorum. Aa, 90 var, eşitlik var, eşitlik var. Bak, kullanamadığım bilgileri böyle ard arda söyleyince bir şeyleri peynin fark eder. Bak ben söyledim ya belki fark etmişsindir. Hatta fark etmediysen şöyle göstereyim. 90 var, eşitlik var, eşitlik var. Aa, muhteşem üstünden bu eksik hocam. Şuraya da eşit yazarız diyebilirsin. Ya da hocam, burası A ise 90 ya 90'a tamamlayan açı 90 a'dır. X kenardan burası da a yapar. Hocam burası da 90 a yaptı. Çünkü 90 olduğundan a gerçekten x kenar oldu. Şunun da şu eşit oldu. Ama biz ne diyorduk? Muhteşem üçlüden 4 tanesinden bir tanesi eksikse eksik olan parçayı tamamla diyorduk. 90 var eşit var eşit var. E burası da eşit olmak zorunda. Bak 90 var eşit var eşit var. Hadi üçgeni oluşturalım o zaman. Hocam üçgeni oluşturunca şöyle 90 var eşit var eşit var. Burası da eşit olmak zorunda. Muhteşem şu çıktı. Sonra ne yapacağız? E hocam tam muhteşem üçlüyü gördük. Buradan muhteşem devamını getiremiyorum. Biraz önce ben ne dedim? Bulduğum bilgiyi de kullan demiştim değil mi? Hocam alfa alfa açı ortay bulduk ya burada. He. Açı ortay dikkat. Açı ortay. Aynı zamanda kenar ortay olmuş. Bu nerede oluyordu? İkiz kenar üçgende oluyordu değil mi arkadaşlar? Evet ikiz kenar üçgen. Şu kenarla şu kenar. Kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit. Çünkü hem açı ortay Bak hem açı orta hem kenar orta olduğundan bu ikizkenardır kenardır hatta çizilen bu bir yüksekliktir. E ee, hala daha bir şey çıkmadı. Ve bulduğum bilgiyi de kullan diyorum sana her zaman bak bulduğum bilgiye yoğunlaş soruyu çözemiyorsan. Bak sana çok güzel bir şey öğretiyorum. 90'ı hocam buradaki 90'ı kullanabiliyor muyum? Hayır. Şuradaki 90'ı kullanabiliyor muyum? Bak 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 şu üçgene bak. 90 var eşit var eşit var. A yine muhteşem üstten burası eşit oldu mu? Eksik bir parça evet. E ee, şimdi ne olacak burada? Bak eşkenar üçgen çıktı. Ya da şöyle de diyebilirdin. Hocam dik tavanı iki eş parçaya böldü. Şu kenarla da şu kenar eşit diyebilirsin. Ya da e, bunu büyük ihtimalle fark edemezsin ama burada ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgen olduğundan açılarımız 60 60 60. E, tamamı 90 olduğundan buraya 30 kaldı. E burası da 30 yaptı. Bizden ne isteniyor gerçi? Bu dik, dörtgenin köşegenleri. Dörtgenin köşegenleri arasındaki geniş açı. Hocam 30 90 burası 60 burası 120. Köşegenler arasındaki açı. Bir 60 derece bir de 120 derece. Benden ne isteniyor? 120 derece isteniyor. Cevap böylelikle 120 yaptı. Zor mu? E, tamam. Arkadaşlar ben bunu daha önce size söylemiştim. Zor sorularla karşılaşabilirsiniz. Daha önce şeyde söylemiştim ya. Hani giriş videosunda da söylemiştim. Kara soruları anlatırken. ÖSYM bazen zor soru sorarak sürpriz yapabiliyor. İşte burada da Allah aşkına bak ben çözerken anlamadığım bir şey var mı? Anlamadığım bir şey yok. Yani sen anlamadığın bir şey yok. Hatta yeni şeyler öğreniyorsun burada. Önemli olan da zaten bu. Bak böyle 90'ı kullanamıyorsan sırtını yani 180'e tamamlayanı kullanacaksın. 90 var, eşit var, eşit var. Aa böyle. Hani ya burada sana şunu öğretiyor aslında bu zor sorular. Sen verilen bilgiyi kullanmayı bileceksin. Bulduğun bilgiyi de soru içerisinde kullanmayı bileceksin. Aslında bu iki söylediğim şeyi yapabildiğin sürece ve soruyu yapamadığın zaman bulduğum bilgileri de böyle kullanmaya yönelik hamleler yaptığın zaman yani önünde istediği kadar zor bir soru olsun rahat bir şekilde yapabilirsin bence. Bu da gerçekten çok güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Verilen bilgiyi nasıl ya da bulduğum bilgiyi nasıl kullanman gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrettim sana. Ve üçgende hatta ek çizimi de burada bir tekrar etmiş olduk. Ne çıktı burada? Bir muhteşem üçlü bir de ikiz kenarlığı kullanmış olduk arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Evet gençler böylelikle Bitirdik üçgende açıyı bitirdik sıradan var dik üçgen var o zaman bir sonraki videoda ne zaman bir iki günde bir yayınlıyorum büyük ihtimal iki gün sonra dik üçgen testi dik üçgen testlerinin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.